Dozoh va uning vasfi, dozoh ahllarining sifatlari. Alloh subhanahu va taolo jahannamga mukallaf farishtalarni qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas val hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan farishtalar turur. Mana aytdik, haqiqiy zolim kimsalar o'zlariga ham zulm qilib, oilasiga ham zulm qilgan kishilar dedik. Mana oyatning mazmuni shunday edi. Ya'ni inson o'zi Alloh taolaning hukmiga yurmaydi, o'ziga zulm qildi. Xuddi shu o'zi itoat qilmagandek, oilasini ham Allohning ibodatiga buyurmagan erkak, ota o'ziga ham, oilasiga ham zulm qilgan bo'ladi. Sauslihi saqar va ma adroka ma saqar la tubqi va la tazar lawahatun lil bashar alayha 19. Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Ey Muhammad, saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz? Saqar nima? Agar Alloh bildirmaganda biz qayerdan bilardik? U biron kofirni qoldirmas, qo'ymas, balki kuydirib halok qilur. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egachilik qilur. 19 ta farishta qo'riqchilik qiladi, egalik qiladi. Jahannamning zaboniyalari, jahannamning farishtalari Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha yashayotgan milliardlagan odamlarni azoblashlik ishini bor yo'g'i 19 ta farishta uddasidan o'tadi. Alloh taolo nima 19 ta qildi? Mana keyingi oyatda bayon qiladi. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitna. Biz faqat farishtalarni, do'zax egalari qo'riqchilarini qildik va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik. Mu'min odam Alloh 19 ta dedimi, iymon keltiraveradi. Endi munofiq bo'lgan kimsa nimaga 19 ta? Nimaga 21 ta emas, nimaga 18 ta emas? Alloh taolo aytib qo'yapti. Fitnaga solishlik uchun, ularni sinashlik uchun. Jahannamning kengligi uning chuqurligi. Jahannam nihoyatda keng. Jahannam nihoyatda bir chuqur. Chunki Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida sahih hadislarda keldi, Odam alayhissalomga buyuradi. Farzandlaringdan jahannam haqqini ajratib qo'y. Parvardigora jahannam haqqi nima deb so'raganida Alloh taolo aytdi: "Har 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga, bittasi jannatga" dedi. Demak, insonlarning 1000 tasidan bittasi jannatga kirgandan keyin qolgan 999 tasi do'zaxga kirsa, demak, do'zax kengligi ishora emasmi bu? Alloh subhanahu va taolo jahannamning chuqurligi, uning kengligi haqida nima deydi? يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول جهنم هل من مزيد u kunda biz jahannamga to'lib bittingmi dermiz u esa yana qo'shimcha bormi der 1000 tadan 999 tasini tashlab tursa to'ldingmi desa yana bormi deb turibdi sahih hadislarda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar jahannamga bandalar tashlanar ekan ular esa u esa jahannam esa yana qo'shimcha bormi dedi Alloh taolo uni oyog'i bilan ezadi. U ezilib bir-biriga kirishib ketadi. Shunda jahannam Parvardigor izzating va buyukligingga qasamki, yetadi. Yetadi deydi. Alloh taolo uni to'ldirib qo'yadi. Alloh taolo uni yetadi degizib qo'yadi. Bo'lmasa yana jahannam ziyodaligini so'raydi. Imom Muslim keltirgan sahih hadislarda Abu Hurayra aytadi, Rasululloh bilan birga edik. Rasululloh go'yo bir narsani eshitgandek quloq soldilarda, so'ngra bu nima? Bu nimani ovozi bilasizlarmi dedi. Sahobalar Alloh va Rasuli bilinchiroq deshti. Rasululloh aytilarki, bu 70 yil avval do'zaxga tashlangan toshning ovozi dedi. Yani tasavvur qilingki, bir toshni chuqurlikka qarab uloqtirsangiz, 70 yil muddat qancha tezlikda, qancha chuqurlikka tushib borsa, jahannamning chuqurligi mana shuncha bo'ladi. Jahannamning chuqurligi shunday bir katta. Uning darajalari bor. Mana jannatni darajalari bor deyiladi, jahannamni darajalari bor deyiladi.
Daraja degani arab tilida yuqoriga ko'tarilishga aytiladi. 4-chi daraja, 5-chi daraja, tepaga qarab chiqib ketishlik. Endi darakat deb pastga qarab tushib ketishga aytiladi. Jannat yuqoriga qarab ko'tarilib darajasi bo'lsa, jahannam pastga qarab bo'ladi. Innal munafiqina fi zarkil asfali minan nar. Falan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmaysiz. Qiyomat qoyim bo'lganda deydi Alloh taolo Fir'avnni eng past jahannamning eng tubiga qomaylar deydi. Jahannamning eng past qismida munofiqlar bo'ladi va Fir'avn bo'ladi. Jahannamning eshiklari bor. Va inna jahannama la mav'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. U kimsalarning barchalari uchun va'da qilingan joy shak shubhasiz jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvozadan ularning bir to'dasi kirar. Ali ibn Abi Talib aytadi. Jahannamning eshiklari bizi dunyoimiz eshigidagi yonma-yon turmaydi. Jahannamning eshiklari birini ostida, ikkinchisi, ikkinchisini ostida, uchinchisi. Pastga qarab, tabaqama tabaqa pastga qarab tushib ketadi. Har bitta eshikdan o'tilganda u azob o'zidan keyingi azobdan yengilroq bo'ladi. Ya'ni eshikni oxirga pastga qarab tushib borar ekan azobi yana ham shiddatlashib, qattiqlashib boradi. Jahannamga kirgan kishilar o'zlarining qilgan kufr isyonlari, gunohlarga yarasha ana shu eshiklarni bir otasi to'xtaydi. Jahannamning issig'i, tutuni va qattiqligi. Albatta bu haqida juda ko'p hadislar, juda ko'p oyatlar keltirilgan, lekin vaqt tejashlik maqsadida qisqa bitta oyat, bitta hadis berib ketilmayapti. Va ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin va hamim. وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ Çap zaman egeleri. Çap zaman egeleri bulmak ne? Baksızlıktır. Ular dozaktan tınımsız esip duradigan badanlarını ilme teşik kılıp yubar uçu samum şamalı ve kaynak su içi de. Ve ne salkın, ne faydalı bulmagan kara tutandan ibaret soya astıda. Ularını soya sıkan, bana şu cehennemnin otudan bulgan, cehennemnin tütünüden bulgan soya da. Ularının salkını o'zi azob bo'ladi. Intaliqu ila zillati salasi shu'ab la dalilin va la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal-qasr ka'annahu jimalatun sufr. Jahannam jahannamda yonayotgan dozoxlardan ko'tarilayotgan badbo'y tutundan iborat. Osmonga o'ralgan sari bo'linib ketgan 3 bo'lakli hech qanday salqinlik bermaydigan va dozoq alangasi ham to'smaydigan soyaga boringlar. Darvoqa u jahannam har tomonga har biri qasrdek xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Qasrdek keladigan uchqunlar otib turadi, bu sariq tuyalarga o'xshaydi. Kitobda, sunnatda do'zaxlarning sifati mufassal bayon qilindi. Dunyoda solih kishilarning peshvolari bo'lgandek, fojir kofirlarning ham peshvolari bor. Xuddi shunga o'xshagandek, jahannamga kirgan kishilarning peshvolari, boshliqlari bo'ladi, yetakchilari bo'ladi, zuomo deyiladi arab tilida. Peshvolari bo'ladi. Shubhasiz, jahannamning peshvolarining eng kattasi Iblis alayhi lana. Avvalo kana ash-shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Agar shayton ularni o't azobiga chaqirib turgan bo'lsa hama Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Aniqki shayton sizlarga dushmandir, bas uni dushman tutinglar. Shak shubhasiz u o'z firqasini, ya'ni o'ziga ergashgan kimsalarni do'zax egalari bo'lish uchun da'vat qilur. Odam alayhissalom tufaylik iblis jannatdan quvilganidan keyin Alloh taologa va'da berdi. Qiyomatgacha o'lmaslik xatini Allohdan olgandan keyin, qiyomatgacha o'lmasligini va'dasini olgandan keyin Alloh taolaga qasam ichib va'da berdi. Izzatinga qasam, shu odam tufayli haydaldimmi? Shu odam bolalarini, zurriyotlarini oldidan ham, ortidan ham, o'ngidan ham, chapidan kelib ko'pini adashtiraman, juda ko'pchiligini senga ergashmayotgan holda topasan dedi. Hozirgi kunda qarab turadigan bo'lsangiz, odamlarda juda ko'pchiligi Allohga itoat qilmayotganligini ko'ramiz. Hatto musulmonman deyotgan, namoz o'qiyotgan ba'zi bir odamlarda ham hayotda qilayotgan ishiga qarasang, u iymoni, dini, namozi taqozosi bilan yashamayotganligini ko'rasan. Alloh taolo senga ergashganlar bilan jahannamni to'g'izaman dedi.
O'zi inson biladi shaytonning gapi bo'layotganligini. Faqat uni tamagisi kelmaydi. Jahannamning peshvolaridan Fir'aun. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'uradahumun nar fa bi'sal virdul mavrud. U Fir'aun qiyomat kunida o'z qavmini boshlab borib do'zaxga tushirur. U tushiladigan eng yomon joydir. Mana hayotda albatta kimdir kimgadir ergashadi. Biz ham o'zimizga qarayli kimga ergashyapmiz? Kimlardan o'rganyapmiz? Shayton, Fir'aun va shunga o'xshagan peshvolar hozir ham yo'lmas oralarimizda. Jahannamga olib keladigan ishlarning yana bittasi bu kibr. Allatina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Inson mutakabbir bo'lar ekan albatta jahannamga tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga qalbida zarracha kibr bor odam kirmaydi. Kibr nima? Bir kishi keldi yo Rasululloh dedi. Mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim chiroyli odam bo'lgandek kiyimim zo'r bo'lishini xohlayman. Shu ham kibrmi deb so'radi. Rasulatlarga yo'q dedi. Kibr batarul haqqi va g'amtunna. Kibr nima? Yaxshilab eshitib olaylik. Kibr haq so'zga unamaslik, haqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik. Kibr u kambag'alda ham bo'ladi. Haq gap gapirilganda itoat qilmaydi, unamaydi, yo'q deydi, men o'zim aytganimni qilaman deydi, hamda odamlarni mensimaydi. Mana shunday kishilar jahannamga boradi. Alloh taolo aytadi, bizning oyatlarimizni yolg'on degan va ulardan kibr havo bilan yuz o'girgan kimsalar esa do'zax egalaridir. Ular u joyda, do'zaxda abadiy qolguchidirlar. Hadisda jannat bilan do'zax tortishdi. Jahannam aytdi, menga jabborlar, mutakabbirlar kiradi. Jabbor odamiga jabr qilgan, zulm qilgan kishilar, mutakabbirlar mana shunday bir kibr qilgan kishilar. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin? Yo jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmi? Jahannam ahlining adadi katta. Mana aytib o'tdik, 1000 tadan 999-tasi do'zaxga kirib, bittasi jannatga kirgandan keyin do'zaxning kengligiga shu so'z o'zi kifoya qilmaydimi hujjatlikka? Dar haqiqat iblis ularning ustidagi men ularni yo'ldan ozdira olurman degan gumonini ro'yobga chiqardi. Bas faqat bir guruh mu'minlargina unga bo'yinsunmadilar. Hozirgi zamonda bo'layotgan zalolat to'lqini, har xil fitnalar, har xil firqalar, oqimlar, har xil bir botil mazhablar bostirib kelayotgan paytda bularga adashmasdan haq yo'lda turgan mu'minlarning sodiqi soni ko'p bo'lmaydi. 3-4 so'm deb turib dinini sotayotganlar bor. 3-4 so'm deb turib erkakligini sotayotganlar bor, dayuslikni o'ziga yuk qilib olayotganlar bor. Mana shunday bir qiyin zamonda iymonda sobit turgan kimsalar 1000 bitta bo'ladi. Alloh taolo aytganida La amla anna jahannama minka va mimman tabiyaka minhum ajma'in. Albatta men jahannamni sen bilan, ya'ni iblis bilan va senga ergashgan odamlar bilan to'ldirurman deganida. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar: "Ey ayollar", dedi Rasululloh, "sadaqa qilinglar. Men jahannam ahlining ko'prog'i ayollar ekanini ko'rdim." Ayollar so'rashdi: "Ya Rasululloh, nima sababdan shunday bo'ladi?" Rasulatlarki ular ko'p la'nat aytganlari va erlariga kofir bo'lganligi sababli. Ayol kishi Allohga kofir bo'lib do'zaxga tushmaydi deyapti bu yerda. Ko'proq qismi erlariga kofir bo'lib. Eriga qanaqa qilib kofir bo'ladi? Qachon eridan bir norozilik g'azablanib qolsa, "Sendan nima ko'rdim? Menga nima yaxshilik qilsan? Yaralgandan ko'ra mehnatdaman, sendan bir yaxshilik ko'rmaganman." Shu eridan ko'rgan ma'rufni inkor qilib kofir bo'lishligi bo'ladi va shu ularning jahannamga tushib ketishiga yetarli sabab bo'ladi. Ayollar sadaqa qilinglar. Jahannamni ko'proq qismi ayollar ekanligini ko'rdim deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Muslim keltirgan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Azoblanayotgan kofirning ikki yelkasining oralig'i tez yuguradigan otning yurishidagi 3 kunlik masofachalik uzoq bo'ladi." Ya'ni bitta kofirda, jahannamda azoblanayotgan kofirni, bitta kofirni ikkala yelkasining o'rtasidagi masofa tez yuguradigan ot 3 kun tinmay yugurgan paytda qancha masofani bosib o'tsa, shuncha kengaytirilib qo'yiladi yelkasi. Ulamolar aytadi,
Cehennemde kafir bedeninin her bir karışı azabı yeterli derecede alışık için Allah Teala'nın cesedini katta koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde en yengil azab olabilen kişi hakkı da etti. İmam Buhari keltirgen hadisler Resulullah dediler. Kıyamet günü de en yengil azab verilen kişinin ayağını astıge çok koyuladı. Bana şu çok tüveli onun miyyesi kaynıydı. Başka hadislerde bana Abu Talib müşrik halete vefat edenlerken Resulullah'ın amakisi. Onge en yengil azab verilen degen Resulullah. Ottan bugün kavuş tekizilerde onun miyyesi kaynıydı. Eğer en yengili şu bosa, Kur'an'da cehennem ahlinin libasları, taamları ve içimlikleri hakkında bayan kılındı. لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ اِلَّا مِنْ ذَرِيْءٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْءٍ Ular için bir an taam olmaz. Onların yemişleri fakat yegen kimseni semirtirmeydigen ve açlıktan halas kılmaydigen zari'adan, yani zaharli ve baddu etken sıvan ısımlık bulur. Yedigen taamı şu buladı. İnne şecerete zekum taamul asim kel muhli yagli fil butun ke galyil hamim. Albatta dozakhinin ortasında ösadigen zekum darahtı günahkarlarının taamıdır. O taam misali kaynak suyunun kaynaşı kebi karınlarda kaynadigen, eritilgen, dağlangen yağdır. Allah Ta'ala cennetini sıfatla bugenden kenaytadı. Azalike hayrun nuzulen am şecerete zekum. Bana şu cennet yakşırak mı? Ya ki zakkum darahtı mı? Hakikaten biz onu, yani zakkum darahtını zalim kimseler için fitne aldı okulu koyduk. Yani kafirlerge cehennemde zakkum darahtı buladı degende, ha cehennemde hamı yok oturursa, ha. Onun ortasında darahtı hangiliyorsa aradı, küyüp gitmedi midir şubhaya barıştı. İnsanını yoldan balkıyan parvardigarı, hamma tırin insanı sudan eretken parvardigarı, cehennemde içi de küyümeydigen, darahını yaratıp konuşuyor ki kaldırmaz mı? Dar hakikat o, yani zakkum, dozak karıda olsa diyen bir darahtır. Onun butaklarındaki meyveleri, hunikliği de hudu şeytanların başı yok şeydi. Körünüşü hunik, tamı hunik, yegenden kendi azabı hunik. Cehennem ahlını karınlar açadı. Bas ular, yani dozaklar, elbette ondan yiyip, karınlarını toldur göçüdürler. Sonra çankaydı ular. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَ لَشَوْضًا مِنْ حَم۪يمٍ Sonra albatta onlar için onun zakkumunun meyvelerinin üstüge kaynak sudan aralaştırır ve onların mecburen içilişlikke at gelinir. Yegeni zakkum, içkeni kaynayan su, karnı getirgenden gelin bu nasıl kaynatı verirse de karılarını. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِيَهُمْ لَا اِلَجَّحِينَ Ki ne oladı? Ki damar oladı mazgine? Sonra onların hayata diyancaları yine albatta dozak bulur. Bu ularının yediğen tamamının azabı. Sonra albatta sizler ey kaytetirilişini yalgın degen gümrahlar şak şubhasız cehennemin ortasından ösa degen zakkum darahtıdan yegi uçu ondan karınların gizini toldur göçsüz sonra onun üstüge kaynak sudan içgi uçu içgende hem taşına toymaz tüyeler kebi içgi uçsüz. Bana şu ularının ceza kıyamet gündeki ziyafatıdır. Tüye eğer çankaşlı keser göçüle pola degen olsa tümmes uçadı. İçi uğradı, içi uğradı, karnı yarılıp geçişerdi. Bana şu usumunu öldürdü. Kud düşünce olsa kendin, zakkum darahtını yiyen kimsenin çankağı toksamıydı. Üstüge kaynayan suunu, cehennem ahıllarının bedenlerden akkan, kan, girin, zinakarlarının farzlarından akkan, sastık badboy suyukluyların içeri. Onların yediğin tamamı zakkum, içi adıya bana şimdi bir necasetler buladı. Ve suku mâ'n hamîmen fekatta'a m'âhum. Ucayda kaynak su bulan sukarılıp, o su içeklerini bölek bölek alıp taşlaydı. Sahih hadislerde keltirilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Eğer zakkum darahtıdan, yani kançalı zaharlı, kançalı bir nohş darah ekenliğini bilişik için kuyduğu hadisi kulak salam. Eğer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zakkum darahtıdan bir tamçısı yeryüzüge tamsa, onun üstündeki adamların hayatını fasat gelendirip taşlaydı. Zakkum daraxtidan bir tomchisi mana shunday bir katta yer sharida yashab bo'lmay qoladi. Bir tomchisi yer yuzini buzib tashlaydigan bo'lsa hayotini, endi yeydigan taomi, ichadigan ichimligi zakkum bo'lgan kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ularning taomlaridan g'islin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim va la ta'amun illa min g'islin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Bas, bugun bu yerda
Onun için biron dost madadkor yo'qdir ve biron taom ham yo'qdir. Faqat yiringdan bo'lgan bir taom borki, uni faqat yo'ldan adashgan kofirlarga yerlar. Yiringlarni yedi ular. Hada falyazuquhu hamimun va gassaq va oxiru min shaklihi azvaj. Mana bu qaynoq yiringdir. Bas ular o'shani totib ko'rsinlar. Boshqa azobi uqubatlar ham o'sha tur, o'sha shaklda bo'lar. Imom Qurtubiy aytadi. Do'zax ahllarining tanalardan chiqqan suvlar deyiladi. Ularni badanlarda oquvchi suyuqliklari, zinokorlarning farjlaridan chiqqan suvlar bo'ladi. Ular bu taom va sharobdan keyin suv so'raydilar. Zaboniyalar ularni sug'oradilar. Va yastaghisu yughasu bima'in kal muhl yashwil wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Agar ular tashnalik shiddatiga chidamay suv so'rasalar, eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarni kuydirguchi suv berilur. Na qadar yomon ichimlik u, na qadar yomon joy u. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.